Örgü şahidimiz Çiğdem Sert telefon attığımızda. Çiğdem Hanım günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz Adanalı mısınız? Evet evet, Adanalıyım. Heh, o zaman daha iyi. Şimdi sizin gördüğünüz yer neresi çocuğu? Mithatpaşa kanalı. Kıyı boyu deniyor. Kıyı boyu. Arkadaşlar bir harita da hazırlıyorlardır herhalde. Mithatpaşa evet. Kanalı. Peki sizin o gördüğünüz yerle çocuğun bulunduğu yer birbirine yakın mı? Yok, hiç alakası yok. Hiç alakası... Yani bunun ucu farklı yere atıyor, onun ucu farklı yere atıyor. O zaman bu çocuğun yani oraya düşüp buraya gelme imkanı yok. Yok, kesinlikle. Siz kaç civarında yani... gördünüz? Ya biz 11'de evden çıktık, annem giden zaten. 11'i 10 geçe, 20 geçe. Sabah. O saatlerde. Sabah mı mekanı? Sabah. Sabah. Yok gördüm. Sabah değil. Akşam. Gece 23'te gördünüz evet, evet. Yani. Gece 23'te kanala giren çocuk olmaz biliyorsunuz. Olmaz evet, ondan dikkatimi çekti zaten. Üstünde de bir şey yoktu. Altında kapri vardı. Kenardan telaşlı geliyordu. Hani arkasına bakıyordu sürekli. Dedim hani bir de kaldırım tarafında. Kanal tarafında değil. Kanalın yanında görmedim diyor. Onun yok yok. Kaldırımda gördüm. Yoksa o zaman müdahale ederdim diyor hanım. Evet hanım. Evet. Peki. Yani kanal tarafına baktım. Hani yüzen çocuklar var mı diye, kimse yoktu. Hani eşime dedim ki bu saatte ne geziyor bu, sanki telaşlı dedim. Evet. Eşim de dedi ki herhalde dedi yani yüzmüşlerdir, emek diyordur dedi. Dedim ki üstü ıslak değildi dedim. Islak da değildi yani. Peki, elinde bir tişört yoktu. Yani evet. Sizin aslında gördüğünüz yer ailenin evinin yakını. Evet evet, fazla uzak değil. Siz evet, siz ailenin evinin yakınındaki kanalın orada görüyorsunuz. Evet. Şimdi o çocuk peki ne yöne doğru gidiyordu? Yani... Ailesine doğru, öyle diyeyim gene. Evet, doğru gidiyordu. Evet. O zaman o yani birinin onu arabaya alma ihtimali burada daha çok ortaya çıkıyor. Evet evet. Yani arabaya alırsa eğer. Peki arabaya alırsa nereye gider? Efendim bizim şimdi metin yazarımız sevgili Serhat Doğan da Adanalı. Şu tahtayı alabilir miyiz? Serhat şimdi az önce kanallarla ilgili bir şey anlattı. Onun teorisi daha akla yatkın. Evet canım. Haritasını ayarlıyor musunuz arkadaşlar? Aslında harita üzerinde görelim. Olay da çok başka taraflara gitti. Yani. Yani özellikle babanın açıklamaları, amcanın açıklamaları şimdi olayı daha karmaşık hale getirdi. Serhat'cığım seni şöyle tahtaya alayım, bana gösterdiğin gibi bir çizebilir misin? Müge Hanım şimdi... Şimdi bir göl şey var. Burası Adana. Hı hı. Hemen üst tarafında şurası... Şöyle şeyi de Seyhan, seni çekebilir. Evet. Seyhan Baraj Gölü. Tamam. Üst tarafı Çukurova Üniversitesi. Tamam. Yani Seyhan Baraj Gölü Adana merkeze çok yakın. Hatta iç içe diyebiliriz. Hı hı. Özellikle Turgut Özal Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı hemen yakınından geçiyor. Adana Seyhan Barajı'nın farklı kolları var. Mesela sulama kanalları var orada. Evet, sulama evet, kanalları evet. Var. Farklı yönlere gidiyor. Hı hı. Bu sulama kanallarından bir tanesi de Küçük Rıdvan'ın bulunduğu yer. Yani Hıdırlı sulama kanalından bir tanesi. Hıdırlıyız, bunu Hıdırlı diye yazıyorsunuz. Evet, eğer bunlardan genelde Adana'da bu tür boğulma vakalarının %80'i %90'ı Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleşir. Ve maalesef bu cesetler bu sulama kanallarından farklı yönlere doğru gidebilir. Yani burada birisi diyelim ki boğuldu. Evet. Artık hangi kanala denk gelirse o kanaldan gidiyor. Evet. Şimdi sen de diyorsun ki eğer bu Seyhan Baraj Gölü'nde bu çocuk boğulduysa ki ailenin yine yaşadığı yere yakın. Yakın evet. O zaman hani şu kanalın orada görülebilir ama bu başka bir kanaldan da bu bulunduğu yere gidebilir. Evet. Ama aile de o zaman diyor ki bu kanal devam ederken arada... Izgaralar var. Bent diyoruz biz onlara. Yani ki suyu aslında az diye. Önce kameraman arkadaşımız verebilir. Şimdi oradaki mesela bir bende yine takılan çer çöpü görüyoruz. Evet. Aslında biraz da onun için yapılmış evet. Bir durum o. İşte o çer çöpler için yapılmış. Zaten işte bir vatandaşımız da çocuğumuzu yine buraya takılı halde buluyor. Yani demek ki bu çocuğumuz ben bir önceki Tuğçe bir önceki şeyde giderse Bent'in oraya...
Yani acaba buradan geçiyor mu? Yani bazen de kırılabiliyor bunlar. Yani o zaman diyelim ki şu bentle bu bentin arasına bu çocuğun düşmüş ya da düşürülmüş olması lazım. O ihtimal de olabilir Müge Hanım. Bunlar bent. Bu yapılan, yani sizin mazgal dediğiniz bentlerin amacı bu ana sulama kanallarının etrafında küçük tahliye kanalları var. Hı-hı. Tarlaları sulamak için. O küçük tahliye kanallarına su gitsin diye suyun önünü, hızını kesiyor yani. Tamam. Ondan o kapaklardan geçme ihtimali yüksek. Yani bir... Aslında yüzünün deforme olması da... o nedenle de olabilir. Çünkü sürtünmeyle o kapaklar dik bir şekilde suya iniyorlar. Suyun önünü kesince yanlardaki küçük kanallara su gitmesi sağlanıyor. O zaman oradan şöyle geçti. Evet, ha. Kapak yukarı kaldırılınca ama su rahat bir şekilde gidiyor. Ama debisi de çok az. Verir misiniz ekrana görüntüyü lütfen? Ama isteyince verin ama sonra geçiyor. Hani evde izlemeyeceğiz ki arkadaşlar, değil mi? Bakın şu an arkadaşlar biri. Arkaya da verelim. Yani... şu yani şurada da mesela hani bir şeyler galiba işte bulunan yer şöyle bir yer, şuraya takılmış. Ama sen diyorsun ki buradan da geçebilir. Evet, altından kapağın altına çok rahat geçebilir. Kapağı yukarı kaldırdıkları zaman su çok rahat bir şekilde tahliye edilebiliyor. Kapağı yukarı kaldıracak olan kim kaldıracak? Yukarıda anahtarları var. Sulama kanallarının görevlileri var. Onlardan habersiz kimse açamaz, kapatamaz. Onlar da zaten anahtarla açık olmuş olabilir ya. Yani. O ihtimal de var yani. Yani o görevliler zaman zaman bu kapakları açmak durumunda mı kalıyorlar? Evet, sürekli onlardan kontrolsüz kimse yapamaz zaten. Onlar da gerektiği zaman açarlar. Evet, açıyorlar. Şimdi bu çocuk acaba... Şimdi efendim bu çocuk babadan korkuyor. Ama babadan korkmasının da yani baba açısından haklı bir sebebi var. Yani çocuk... hani okula gitmiyor, okuldan kaçıyor vesaire ve kötü arkadaşlar edinmiş. O kötü arkadaşları da çocuğun yaşı da çok küçük. Hani bir hırsızlığa falan teşvik etmişler çocuğu. Baba da o yüzden çocuğa tepkili. Onu işte berberin yanına çırak vermesinin falan nedeni de o. Okuldan çıksın bari, berberin yanına gitsin de. Boş kalmasın evet. Ve kötü alışkanlıklarla ilgili edilmesin. Arkadaşlardan uzak kalsın. Hı. Yani baba o sırada tabii hani çocuğa da kızmış etmiş falan, çocuk da babadan korkuyor. Şimdi hanımefendinin yani Çiğdem Hanım'ın anlattıklarıyla çocuğun bulunması örtüşüyor. Hani üstü tişörtü yoktu. Hanımefendi diyor ki ben de tişörtsüz gördüm. Üstünde tişörtü yoktu. Altında da kapri pantolon vardı değil mi Çiğdem Hanımcığım? Evet evet evet. Kapri pantolon vardı diyor. Hı hı. Yani hanımefendinin gördüğü çocuk kuvvetle muhtemel ki bizim rahmetli çocuğumuz. Ama gecenin saat 23'ünde... Evinin oradaki kanalların oradaysa eve de gitmeye yine korkabilir. Çünkü tişörtün oldu, sen neredeydin falan diye babanın ve annenin tabii haklı bir tepkisi olacak yaşında düşünürsek. Ama o çocuğu anladığım kadarıyla buraya gidebilmesi için bir arabanın götürmesi lazım. Değil mi yani yürüyerek o yol öyle aşılabilecek bir yol değil. Değil, evet. Değil. Veya öldürülüp bulunduğu noktaya atılması lazım. Evet. Yani ya bir cinayet var yine evet. Bir arabayla oraya götürüldü ya çocuk yani gecenin saat 11'inde de hangi çocuk yüzmeye götürülür? Efendim. Yüzme ısı, de bilmiyor. Isı da çok şey değil. Hayır üstünü hava niye çıkarmış ısı. Bu çocuk? Şimdi bakın ben de Adana'da bulunduğum için biliyorum. Çocuklar genellikle kanala havanın çok sıcak olduğu gündüz saatlerinde girerler. Gece çocukların kanala girdiği pek görülmüş değildir. Hiç görülmemiş hatta. İşte çocuğun acaba üstü niye çıplaktı? Tişörtü nerede yani? Ya bir şey olmuş ama ben size bir şey söyleyeyim. Yani bunda bir şey var. Hani bu öyle normal gitti de ayağa takıldı da düştü gibi bir şey değil. Çocuğun üstü niye çıplak? Yani bilmiyorum tabii. Yani emniyet yetkililerinin bu konuda vereceği bilgi çok önemli. Şimdi... Aile çıplaktı diyor, görgü şahidi çıplaktı diyor. Emniyette acaba tişört var mı? Hani bunların da açıklanması lazım ki ailenin üzerindeki kuşkular şimdi dağılsın. Şimdi otopsi yani... raporu yayınlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nca daha ayrıntılı bilgi edineceğiz aslında. Evet ama işte çocuğun üstünün çıplaklığı kötü niyetlerle şey. Çok teşekkür bu çocuğa herhangi sana. Bir şey yapıldı çok mı yapılmadı mı o da yani belli senden değil. Senden anlıyoruz ki o çocuk öyle oradan düşüp o tarafa gitmiş olmayacak ya barajda... Boğuldu ya da öldürüldü, o kanala denk düştü. Yani ailesinin bulunduğu yerden bu noktaya gelmesinin imkanı yok. Bu
mahallesinden evet evinin en yakın noktasında suya girip boğulduysa o zaman işte zaten yok. O zaman o mazgalları konuşmanın da bir anlamı evet, yok. Evet, evet. Yani eğer zaten oraya götürüldüyse artık o mazgalları onlar konuşmanın mazgal da mı? Bir anlamı. Mazgal değil. Yoksa bent. Bir önleyici kapak mı? Önleyici kapak ama şu amaçla yapılmış bir kapak. Bu sulama kanalının etrafında küçük kanallar var. Bizler kanalet diyoruz onlara. Tarla sulamak için kullanılıyor. Evet. O noktalar yüksek olduğu için suyun önünü kesip o küçük kanallara suyu tahliye etmek için kullanılıyor. Tamam, bu mekaniğini anladım. Fakat... Hayır yani su geçebiliyor mu? Mesela sanki şuradan biz göremiyoruz da hani Tuğçe bizi duyuyorsun yani geçebiliyor mu buradan? Yani şu suyun durgun olduğu yerden diğer kanaletlere gidiyor su. Evet. Alttan değil, üstten, seviyenin yüksek olduğu yerden gidiyor. Geçebiliyor mu oradan? Yani o şimdi köprünün üzerine geçtiğinizde karşı tarafa da geçebiliyorsunuz. Yani başka bir şey devam edip geçebiliyor mu? Mazgal dediğim o kapalı mı orası? Yoksa açık mı? Şu an bak bulunduğunuz yer. Müge Hanım şöyle gösterelim. Hemen kapalı olan alanı görüyorsunuz. Bu bentlerin olduğu, anlatılan kapakların tamam. olduğu kısım. Ancak hemen sağ tarafta ve sol tarafta suyun akışını sağlayan daha küçük kanallar var. O kanalların altı dar ancak suyun akışı bu şekilde sağlanıyor ve onların altında da geçişi engelleyecek şu an için gördüğümüz herhangi bir ızgara ya da geçişi engelleyecek bir şey yok. Yani bunun İstersen ben girerim abi. Bunun altından geçebilir. O zaman buradan geçerken de işte yüzünün deforme olmasını da bu şekilde açıklayabiliriz. Biz hatırlarsanız benim mazgal dememin nedeni biz başka bir arama çalışması yaptığımızda evet. hani bütün hepsinin altında birer mazgal Izgara vardı. Vardı Izgaralar vardı yani. Burada yok. Gerçi içine girmek lazım. Anladım. Diğer, bulunduğu yerde var. Tamam Google Earth'ten gösterecek. Gelsene sen de gel. Gel ayakta kalma. Bakalım neresi orası bize bir gösterin. Ya, bu çocuk şimdi niye oralara yürüdü? Tişörtüne ne oldu? Bir de babadan korkuyor yani. Gecenin saat 11'ine kadar sokakta dolaşması için bir neden olması lazım. Niye bu çocuk sokaklarda dolaşıyor ki? Nereye veriyorsun? Böyle bir alışkanlığı da anladığımız kadarıyla yanlış anlamamışsak babanın dün anlattığı kadarıyla böyle bir alışkanlığı da gece dışarıda geçirmesi gibi de bir olay yok. Yok akşam yok, geç saatlere yok, kadar. Yok. Alışılmamış bir durum. Müge Hanım Adana'nın birçok noktasında bu sulama kanalları var. O kadar evet. çok var ki. Evet ve Adana'ya da çok büyük güzellik katıyor evet. yani. Adana'ya gerçekten çok büyük güzellik katıyor. Neyi veriyorsunuz Adana? Her şeyde de tabela her kanalda da buraya girmek tehlikeli ve yüzmek yasaktır yazısı var. Ama bütün çocuklar girer. Tuğçe, ama baba ne diyor? Girerler. Baba ne diyor yüzme bilmesi konusunda çocuğun? Hasan Bey Rıdvan'ın yüzme bilmediğini söylüyor. Kesinlikle bilmiyor değil mi Rıdvan? Hayır kesinlikle bilmiyor. Ben olmasam o çocuğu öldürseniz suya girmez. Havuza bile gittik beraber. Bir gün bana dedi ki baba ben havuza gitmek istiyorum. Dedim oğlum o zaman beraber gidik. O dedi tamam. Dedim oğlum cehenneme de gitsen de baba gel gidek. Beraber dedim gidek. Tamam baba dedi. Dedim ne yapsan söyledim beraber gidek oğlum. Havuza dedi gidelim mi baba. Beraber gittik. Hatta o ufak oğlanı da götürdüm. Ben suya girmeden gelmiyordu. Ben ne zaman suya girdim kucağıma almaya çalışıyordum korkuyordu gelmiyordu. Zorla kucağıma aldım o şekil biraz cesaret aldım. Sudan da korkuyordu. Evet evet ben çift ağında iş yaptım. Benim müteahhitin işini yaptım. Çift ağında giden su torosların o suyu buraya kadar anca geliyor. Buraya giren suya bile zorla giriyordu. Alıştırana kadar canım çıktı. O da su buraya geliyor ya onun burasına. Anlıyorum Tuğçe'cim ya babanın sesini daha fazla zorlamayalım. Yani baba diyor ki benim çocuğum hani sulama evet. kanalına gidip de yüzecek bir çocuk değil diyor. Benim anladığım o. Yani kısacası evet. benim çocuğum oraya girmez evet. diyor. Çocuk. Peki çocuğunu üstündeki tişörtünün olmamasına ne diyor? Niye o çocuk tişörtünü çıkartır da yollarda yürür? Abla o çocuk o şekil yapmaz. Hani desen ki atletini çıkarmış... Sıcaktır. Evet. Amenna derim çok sıcaktır. Terlemiş. Hani atletini tişörtünü çıkarmış atletle gezmiş derim. Ama
ablamın dediği gibi gecenin bir yarısı o çocuk hadi gecenin bir yarısı atletle görsem hadi amenna diyeceğim. Ya kurban olayım bu çocuk gecenin bir yarısı niye tişörtünü çıkarıyor atletini çıkarıyor biraz mantıklı olalım. Evde bile atletini çıkarıyor ya sadece evde. Hayır, burada dışarıda mantık aramamak lazım burada bir değişik bir olay var yani zaten hani DNA testinin çıkması en fazla bir hafta 15 günü bulur hani bilemiyorum tabii ki buna öncelik verecektir şimdi emniyet yetkilileri. Çünkü baba çocuk benim değil dedikten sonra hani o araştırmaların sürdürebilmesi için önce yapılması gereken değilse DNA bile, testiyle çocuğun ailenin mi değil mi olduğunun ortaya çıkması. Değilse bile vatanın bizim çocuğumuz yani öbürü tabii, de öğrenmiş bizim o çocuk kimin? Çocuğumuz. Hayır o zaman da bizim aradığımız çocuk kimin? O çocuk da kimin? Evet o zaman o gündeme geliyor. O soru işaretine cevap vermek zorundayız. Yani kıyafetler konusunda arkadaşlar diyor ki o gün adli tıpta hani bir de 13 yaşında bir çocuğa elektrik çarpmış. Hani onun kıyafetleri vesaire karıştırılmış olabilir mi? Ama Çiğdem Hanım da zaten diyor ki ben gördüğümde üstünde tişörtü yoktu. Ayağında kapri pantolon vardı. Anne de kapri pantolon vardı fakat diyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. İzin verirseniz. Diyorum ki anne ve babaya otopsiden sonra gösterildi büyük bir ihtimalle. Yani üzerinde giysileri falan yoktu. Yüzlerini görmüşler zaten mezarda. Cenazede gördüler hocam. Cenazede görmüşler. Elbise açıktı, kapalıydı teşhisi gibi. Teşhisi yapan amca az önce bağlanan. Evet. O bizim çocuğumuz diyen. Teşhisi yapan amca. Doğru olan onunkisi. Evet, amca yani, yine ısrarcı kanaatinde. Yok yok canım amca bizim çocuğumuz bizim diyor. Çocuk ben diyor. De şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Yani ben aileye de çok saygı duyuyorum. Dilerim onların çocuğu çıkmazlar. Yani hani o çocuğun bir çocuğun ölmüş olması şeyini değiştirmez. Kötü durumunu değiştirmez ama tabii ki ben o ailenin dileğine de katılmak durumundayım şu an. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum yani o kadar da zor bir durum ki. Yani sonuçta bir çocuk ölü olarak bulundu. Biz her iki halde de üzülmek durumundayız evet, yani. Yani Adana Emniyeti zaten hani tıpkı Gaziantep'te bahsettiğim gibi o da maalesef hani böyle çok olayların yaşandığı bir emniyettir ve bu konuda çok tecrübeli bir emniyet. Yani en kısa sürede hem aileye hem kamuoyuna öncelikle kaza mı, cinayet mi kısmı ve hani kim olduğu kimlik tespiti konusunda bilgi verirse akıldaki soru işaretlerinin çoğu gidecektir. Evet. Ama Çiğdem Hanım gibi görgü bilgi şahidi olanlar varsa efendim lütfen bizi arasınlar. Çünkü bu kadar hani tembihli bir çocuğun tamam yani kuşu da almış getirmiş doğru yani tekrar kuşçuya da dönmüş kuşumu geri alın da demiş. Bütün hikaye doğru, bütün olay dizisi doğru. Hiç oralarda bir sıkıntı yok. Ne işi var bu kanalın içinde? Hani öncesinde yani iki perde öncesinde ne bileyim iki bent öncesinde üç bent gerisinde orası da fark etmez. Ama uzak bir mesafeden bahsediyoruz. Evet. Burada nasıl bu çocuk buraya geldi? Bunun cevabı da evet. Bence son derece önemli. Yani onun cevabını bulacağız ki gerçeğe ulaşacağız. Evet. Ya ben teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz şimdi görgü şahitleriyle de konuşalım. Arkadaşlarına rica ediyorum o gece bazen çocuklar şöyle bir şeyler de yapıyorlar. Bazen gidiyorlar bir yere sonra arkadaşlarından biri biliyorsunuz hani düşüyor. Bunları da yaşadık programda. Diğerleri kaçıyor. Aileye, emniyete bilgi vermiyor korkudan ama burada korkacak, çekinecek bir şey yok. Artık ne yaşandıysa söyleyip ailenin acısını bir nebze olsun dindirmek lazım. Gerçekleri bilmek. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir internet sitesinde de okudum. İşte Müge Anlı dedik inşallah cesedini buluruz. Evet ben çoğu olayda cesedinin bulunmasını diliyorum. Kalben diliyorum. Ailesi de diliyor. Allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kayıp acısı yaşatmasın. Biz inançlı insanlarız. Ölüm Allah'ın emri deriz. Bakın, yaz süresine gireriz. O yaz süresini işte bir şekilde kimimiz öyle kimimiz böyle atlatırız süresi, atlatmaya çalışırız. Ama ve lakin. Birini sürekli aramak ne demek yani biliyor musunuz? Allah hiçbirimize yaşatmasın bunu. Efendim ölüm sırasında yaşanan duygu üzüntü, kayıpta yaşanan şey ise aşırı endişe. Tabii. Aşırı kaygı. O bambaşka bir şey yani. O bambaşka bir Allah şey. Karıştırsın. Allah hiçbirimize Allah. Onu yaşatmasın. Devam olanlara edeceğiz. Bildiğiniz bilgiler varsa da paylaşmanızı da rica ediyorum. Babaya da çok teşekkür ediyorum. İnşallah onun gönlünden geçen gibi olsun. Ben eşine de kendisine de sabırlar diliyorum. Buyurun. Abla. Efendim? Şimdi ben en başta bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben geçen gün
sizin oraya yola çıkmadan önce, yani cuma günü yola çıkmadan önce, eğer böyle bir şey olsaydı ben amenna derdim. Ben bir bayan gördüm, onun da 2 hafta önce kızı kayboldu. Onu kulak arkası yaptılar ve buna benzer nice olaylar vardır. Nice olaylar. Ben demiyorum benimdir ya da benim değildir. Olabilir, benim de olabilir. Amenna. Ama bu başka çocuk da olabilir. Yani bu olmayacak diye bir şey yok. Ya da bu %100 benim çocuk diye olacak bir şey de yok. Ama ben merak ediyorum. O çocuk oradan buraya kadar nasıl gelir? Ya niye küçük dikiliğe gitmiyor? Büyük dikiliğe gitmiyor. Ben o kanalı takip ettim. Arkadaşlarımla birlikte gece yarısı. Küçük dikiliğe gittim, büyük dikiliğe gittim. O kadar yere gitmedi de geldi buraya gitti. Yani biraz hani düşünelim ya. Ya bu olayda bir iş var ya. Bir şey var yani. Ben tek başına gittiğini de düşünmüyorum. 12 yaşında çocuk tek başına gezmez. Yaş grubu olarak bir grubu da vardır. Birileri de korkuyor ve konuşmuyor anladığım kadarıyla. Devam edeceğiz Allah inşallah. Yani belki biri veya birileri tarafından oraya getirilmiş de olabilir. Evet. Getirildi. Bir itişme kakışma oldu. Ve getirilmelerinin sebebine de çeşitli sebepler düşünmemiz mümkün. Bu çocuk bir takım kötü durumlarla da muhatap olabilir. Evet. O muhatap olduğu durumlardan sonra acaba çocuk bunalım yoksa yok. Başka türlü bir duruma mı girdi? Yani bir takım hayır, şey iteklendi. Hayır canım hocam itişirken böyle evet. İtişirken yani ederken. O tartışma esnasında çocuk kalkıp da bir müdahale edince kendini kurtarmaya kalkınca oraya fırlatılıp atılmış olabilir. Ama işte buraya neden ve nasıl geldi? Oraya gelmeyi i̇şte ihtimali kısmı, kendi rızasıyla gelmeme önemli. İhtimali şimdi de mümkün. Şimdi şu kanalları da bugün bakalım bazı yarın diye. Bazı kişilerin özellikle getirmiş olması da mümkün. Evet yani, amcanın çünkü başka iddiaları çok. Da vardı ama önce bir netleşsin durum. Dediğim gibi en azından ilk bulgulara göre çocuğun üzerinde herhangi bir delici, kesici alet izi ya da silahla yaralama gibi bir durumun boğma gibi bir izin olmaması bir kaza olduğu şüphe, yani kaza olduğu izlenimi yaratıyor. Ama tabii kesin sonuç adli tıptan gelen raporla belli olacak. Emniyet yetkilileri de şu anda güvenlik kameralarıyla ilgileniyorlar, arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Bir bilen çıkarsa daha net bir şekilde, hızlı bir şekilde bulacağımıza inanıyoruz. Adana Emniyetinden gelecek haberi bekleyelim ama İnşallah. Burada bilgi sahiplerinin, görgü şahitlerinin aramalarını, yardımcı olmalarını her zamanki gibi diliyorum.